Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresinden 121-129. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Bu ayetlerde Allah-u Teala Uhud Savaşı ile alakalı bazı değerlendirmeleri bize bildiriyor. Zaten Âl-i İmrân suresinin başlıca iki ana konusu vardır. Bunlardan buraya kadar olan kısım ehli kitapla ve özellikle Hristiyanlarla ilgili bir takım hakikatlerdir. Bundan sonraki kısım ise Uhud Savaşı münasebetiyle Cenab-ı Hak'tan bir kısım hatırlatmalar ve bir kısım ibretleri bize ders verme durumudur. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde şunu görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından önemli kesitleri bir ibret olarak bize sunuyor. O günkü Müslümanların tablolarını bize sunuyor. Mesela Âl-i İmrân suresinde Uhud Savaşı, Enfal suresinde tamamı Bedir Savaşı, Fetih suresinde Hudeybiye Barışı, Ahzab suresinde Hendek Savaşı, öte yandan Tevbe suresinde surenin belki yarısı Tebuk Seferi ile alakalı. Bu gibi tablolar Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılıyor. Malum tarih bizler için bir ibrettir. İnsan evet ileriyi görecek şekilde yaratılmış ama başını çevirip geriye de bakabiliyor. Demek ki insanın asıl hedefi istikbal olmalı, ileriye yönelik hareket etmek olmalı ama zaman zaman dönüp geriye de bakmalı. Tarihte neler olup bitmiş bunlara bakmalı. Kur'an-ı Kerim'de üçte bir kıssa denilebilir. Kur'an'ın üçte biri olaylar bize anlatıyor. Tarihten olaylar. Demek ki tarihi iyi bilmek ve tarihi iyi okumak gerekiyor. İşte bugün okuyacağımız kısım Uhud Savaşı ile alakalı. Cenab-ı Hak'tan bir kısım bize talimatlar ve bildiriler. وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ Sen ey peygamber, sen erkenden, sabah erkenden evinden ayrılmıştın. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ Ve müminleri savaş için mevzilerine yerleştiriyordun. Onları bölüklerine, takımlarına yerleştiriyordun. وَاللّٰهُ السَّمِعُ الْعَلِيمُ Allah işitendir, bilendir. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَ O zaman sizden iki taife neredeyse bozulmaya yüz tutmuştu. Neredeyse geriye döneceklerdi. وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا Halbuki Allah onların velisidir. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهِ بِبَدْرٍ Allah daha önce Bedir'de size yardım etmişti. Nusret, galebe vermişti. وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Halbuki siz orada azdınız ve zelil bir vaziyetteydiniz. Buna rağmen Allah size orada zafer nasip etti. فَاتَّقُ اللّٰهِ Öyleyse Allah'tan korkun, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ta ki bu şekilde size verilen nimetlerin şükrünü eda edesiniz. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِن۪ينَ O zaman Bedir'de ey peygamber sen müminlere şöyle diyordun. اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَ مُنْزَلِينَ Allah-u Teala'nın semadan 3000 melek size indirmesi yetmez mi? Bu şekilde medet vermesi size yetmez mi? Bele in tasbiru ve tettegu evet yeter mi yeter. Eğer siz sabrederseniz ve korunur sakınırsanız ve ye'tukum min fevrihim hâze ve onlar da birden üzerinize gelecek olurlarsa yumditkum rabbukum Rabbiniz size imdat eder. Meleklerle yardım eder. Bi hamseti alafin minel melaike musavvimin. Nişanlı alametler olan 5000 meleği size yardımcı olarak gönderir. Ve ma cealehullah illa büşra lekum. Allah bunu ancak size bir müjde olsun diye yaptı. Ve letetmainne kulubukum bih ve kalplerinizin bununla mutmain olması için böyle yaptı. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ اَنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَكِمِ Yoksa yardım, galebe, zafer hakikat noktayı nazarında
aziz ve hakim olan Allah'tandır. Liyakta tarafen minellezine keferum, Allahu Teala'nın size bu şekilde yardım etmesi kafirlerden bir tarafı helak etmek içindir. Ölümle, mağlubiyetle onları helak etmek, ev yekbitehum ve bir kısmını da perişan etmek, feyen galibu haibin ve bu şekilde elleri boş, hüsranda bir tarzda geriye dönmeleri içindir. Leyse leke minel emri şey, ey peygamber, senin elinde bir şey yok. Yani bu konuda sana bir yetki verilmemiş. Ev yetub aleyhim, yani Allahu Teala bu tarzda savaşta bir kısmını helak edecek, bir kısmını perişan edecek veya ev yetub aleyhim, onların tevbesini kabul edecek. Ev yuazibhum fe innahum zalimun veya zalim olmaları sebebiyle onları azaplandıracak. Velillahi ma fis semawati ve ma fil ard, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yağfiru limen yeşe, Allah dilediğini bağışlar. Ve yuazibu men yeşe, dilediğini azaplandırır. Vallahu gafurur rahim, ve Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayandır, sonsuz merhamet sahibidir. Değerli izleyenlerim, burada gerçekten Uhud Savaşı ile alakalı bir girizgah yapılıyor. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah erkenden evinden ayrılıyor ve müminleri savaş nizamına sokuyor. Ayet-i kerime adeta bir tablo şeklinde bize bunu çizmekte. وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ, sen ailenden sabah erkenden ayrılmıştın. تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَلِ, ve müminleri savaş için belli yerlere yerleştiriyor, savaş nizamına sokuyordun. Her birinin mevzilerini belirliyordun. Burada şunu da görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İsa gibi sadece nasihat eden bir peygamber değil, aynı zamanda ma'ahu gadibun hadid diye bazı rivayetlerde geçen kılıç sahibi bir peygamber. Yani yeri geldiğinde kılıca da müracaat eden bir peygamber ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müteaddit şahsiyetleri var. İşte bir aile reisi olarak peygamberimiz, bir terbiyeci olarak peygamberimiz, ama burada göreceğimiz tarzda bir de komutan olarak veya bir devlet başkanı olarak peygamberimiz. Ve peygamberimize hangi cihetten bakılacak olsa onun büyüklüğü her cihetten görülüyor. Bir komutan olarak da en iyi stratejileri bilen ve en güzel bir şekilde stratejileri uygulayan bir peygamber. İşte savaş esnasında, savaş öncesinde doğrudan doğruya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi askerleri gerekli yerlere yerleştiriyor. Sen şuraya, sen şuraya, bu şekilde onların yerlerini belirliyor. Bu da Peygamberimizin büyüklüğünün bir başka göstergesidir. Vallahu semi'un alim, Allah işitendir, bilendir. İz hemmet taifeten minkum en tefşele, savaşın başında sizden iki taife neredeyse bozguna uğramak üzerelerdi. Neredeyse geriye döneceklerdi. Bunlar Ensardan iki topluluk olarak tefsirlerde açıklanıyor. Ayetin bir tefsiri olarak. Ve bunlar bakıyorlar ki Müslümanlar sayıca epey az ve savaş esnasında, daha savaşa girmezden önce münafıkların reisi 300 adamıyla ordudan ayrılıyor. Müslümanların sayısı 1000 kadarken 700'e düşüyor. Bu durumu görünce Müslümanlardan iki taife, iki grup, neredeyse onlar da geriye dönmek üzere. Ama dönmüyorlar. Vallahu veliyyuhuma, Allah onların velisidir. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun, ve müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etmelidirler. Yani kuru kalabalığa değil, işte sayımız fazla olursa galip geliriz. Burada bir nevi sayıya güvenmek var. Veya diyelim cihazatımız, teknolojimiz iyi olursa galip geliriz. Burada teknolojiye bir güvenmek var. Ama gerçekten inanmış olan kimseler doğrudan doğruya Allah'a tevekkül ederler ve Allahu Teala onların sayısı az da olsa
onları galip kılar. Ve Cenab-ı Hak bunun misalini veriyor. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهِ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Allah size Bedir'de yardım etti, nusret verdi. Halbuki siz orada az idiniz ve zelil bir vaziyetteydiniz. Normal şartlar altında Müslümanların 3 katı olan bir kuvvet ve savaş için altyapısı daha iyi olan, imkanları daha iyi olan müşrikler galip gelmeleri beklenirdi. Ama Allahu Teala Bedir'de yardım etti ve Müslümanlar kendilerinden 3 kat fazla olan bir orduyu yendiler. Dolayısıyla Uhud Savaşı'nda da karşı taraf bizden daha fazla, içimizden de bir kısmı ayrıldı deyip ayrılmaya temayül etmek doğru bir hareket değil. Çünkü Allah ehli imanın velisidir ve ehli iman sadece ve sadece Allah'a tevekkül etmeli, ona dayanmalıdır. Fettegullaha leallekum teşkurun. Allah'tan korkun. Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun ta ki bu şekilde şükredebilesiniz. İz tegulu lil mu'minine. Ey peygamber, o Bedir'de sen müminlere şöyle söylüyordun. Elen yekfiyekum en yumittekum rabbukum bi thalathati alafin minel melaiketi munzelin. Rabbinizin 3000 melek indirerek size yardım etmesi size yetmez mi? Yani Allah size 3000 melek gönderecek ve bu şekilde size yardım edecek. Bele, evet yeter. İn tasbiru, eğer sabrederseniz ve tettagu ve sakınırsanız, tedbirinizi iyi alırsanız ve ye'tukum min fevrihim hâze, onlar da ani bir şekilde bir baskın tarzında üzerinize gelecek olurlarsa yumditkum rabbukum bi hamseti âlâf minel melâike musevvimin. Allah-u Teala nişanlı, alametli olan 5000 meleği üzerinize göndermek suretiyle size yardım eder. Burada meleklerin yardımı, bu bizim için tabi gaybi bir mesele. Biz melekleri görmedik ama Kur'an-ı Kerim meleklerden de bahsediyor. Ve meleklerin çoğu kısımları var. Bu meleklerin bir kısmı insanlığa çok yakından alakadar. İşte nasıl ki Bedir ashabı, Uhud ashabı, bunlar mümtaz insanlardır. Müminler olarak çok seçkin kimselerdir. Allah-u Teala Bedir'de de Bedir'e katılan meleklere ayrı bir imtiyaz vermiş. Onlar da melekler arasında bu noktada temayüz etmişler, ayrılmışlar. İşte Allah-u Teala 3000 melek, hatta onlar aniden gelecek olurlarsa 5000 melek size gönderir buyuruyor. Ve ma cealehullah illa büşra lekum. Allah'ın bu şekilde melekleri göndermesi size bir müjde olsun diyedir. Ve li tetmainna kulubukum bih, ve kalplerinizin bununla mutmain olması içindir. Ve men nasru illa minindillah, yoksa yardım ancak Allah'tandır. El azizil hakim, aziz hakim olan, izzet sahibi, hikmet sahibi Allah'tandır. Değerli izleyenlerim, burada şöyle bir incelik görüyoruz. İşte melekler geldi, bize yardım ettiler, biz de galip geldik. Böyle dememek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim bize tam bir tevhid dersi veriyor. Melekler de gelse, yardım etse, Allah bize yardım etti demek gerekiyor. Çünkü melekler doğrudan kendi keyiflerine göre yardıma gelmiyorlar. Ve onlara bu noktada doğrudan bir yetki verilmemiş. Ve bir mümin şuna inanır: bütün kainattaki bütün tasarruflar Allah'ındır. Ve ma taskutu min varagatin illa ya'lemuha. Yani bir yaprak bile Allah'ın izni, ilmi dışında yere düşmez. Dolayısıyla melaikeler tümüyle zaten Allah'ın emriyle hareket eden, la ya'sunallaha ma emarahum, Allah'ın emrettiği şeye asla isyan etmeyen varlıklardır. Ve yef'aluna ma yu'marun, ne emri olunsa onu yerine getirirler. Temsilde hata olmasın. Mesela insanlar robot yapıyor. Robotlara bir program veriyor. Ve robotlar o programa göre hareket ediyor. Ve robotların bir isyanı da söz konusu olmuyor. Ne emredilse onu yapıyorlar. Ama Allah-u Teala'nın melekleri haşa robot gibi değil. Robotta hayatı yoktur. Meleklerde hayat da var. Meleklerde akıl var, şuur var. Yaptıklarını akıllarını da kullanarak, şuurlarını da
kullanarak o şekilde yapıyorlar. Ama isyana asla kabiliyetleri yok. Ne emredilse onu yapıyorlar. İşte tevhid noktasında şu mühimdir. Evet, Bedir'de 3000 veya 5000 melek imdada gelmiştir. Ama bu doğrudan meleklerin kendilerinin yardımı değil. Allah'ın izniyle Allah'ın onlara bir yardımıdır. Liyakta tarafan minellezine keferu. Bu şekilde Allahu Teala'nın melekleri göndermesi, Müslümanları galip kılması, kafirlerden bir tarafı helak etmek içindir. Malum Bedir Savaşı'nda 70 tane kafir, müşrik, bunlar öldürülmüştür. Ebu Cehil gibi küfrün böyle önde gelen kimseleri, liderleri o savaşta öldürülmüşlerdir. Ve böylece önemli bir dalları kesilmiş olmuştur. Ev yekbitehum feyengalibu haibin, veya onları perişan edip bu şekilde eli boş olarak geriye dönmeleri içindir. Yani geriye kalanlar da yaralanmıştır. Psikolojik olarak çökmüşlerdir. Ve elleri boş bir şekilde Mekke'ye geriye dönmüşlerdir. Leyse leke minel emri şey. Cenab-ı Hak burada bir cümleyi muhterizayla peygamberimize şunu bildiriyor. Yani bu konuda senin elinde bir şey yok. Yani cezalandırmak veya affetmek veya hidayet vermek, bu gibi meselelerde doğrudan yetki peygamberde değil. Bunlar Allah'ın tasarrufudur. Senin elinde herhangi bir şey yok. Ev yetûbe aleyhim, veya Allahu Teala o kafirlerden bir kısmının tevbesini kabul edecektir. Ev yuazibuhum fe innahum zalimun, veya onlar zalim olduklarından dolayı onları azaplandıracaktır. Değerli izleyenlerim, gerçekten de Bedir'de Müslümanlarla savaşmış olan kimselerden bazıları zamanla ehli iman olmuşlardır. Aradan yıllar geçip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde insanlar toptan İslam'a girmişler. Bedir'de daha önce Müslümanlara karşı savaşmış olan ve savaşta yaralanmış veya salimen kurtulmuş bir kısım kafirler Mekke'nin fethinden sonra Müslüman hale gelmişlerdir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَى. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap verir. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Burada havf ve reca dengesi, yani Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap verir. Bu noktada Cenab-ı Hakk'ın tasarrufuna dikkat çekiliyor. Ama insanlar ümitsizliğe düşmesin diye de Cenab-ı Hakk'ın gafur rahim olduğu nazara verilerek ayet o şekilde bitiriliyor. Cenab-ı Hak hepimizi mağfiretine, rahmetine mazhar kılsın. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.